Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ gîle lehum. Onlara denildiği zaman ne denildi? Teâlev, gelin ilâ mâ enzelallâhu. Allah'a indirdiğini. Bunu kim? İşte münafıklara, Yahudilere, efendim Hristiyanlara. Allah'ın indirdiğine gelin. Ve ile Resulü ve Peygamber'e gelin. Kâlû derler ki hasbuna, bize yeter. Ma vecedna, bulduğumuz aleyhi üzerinde aban, atalarımız üzerinde bulduğumuz, yani kendi peygamberimize gelen, kendi kitabımız, diyelim Yahudiler Tevrat'ı, Hristiyanlar da efendim İncil bize yeter dediler. Peki Allah Teala da buyuruyor ki evvelev kâne olsa da abanım, ataları efendim, la yâlemune şeyen, bir şey bilmeyen ve la yehtedûne, doğru yolu bulamamış, batıla dalmış kimseler olsalar da mı hala atalarının arkasından gidecekler diye Allah Teala ne yapıyor? Onları kınıyor. Evet. Efendim. Ya eyyühellezine amenü. Ey iman edenler. Aleyküm enfüsekum. Siz kendinize bakın. Bak. Diyor ki Allah Teala önce bir kendinize çeki düzen verin. Yani önce kendiniz diyelim ki imanınızı yaşayın. Efendim Allah'ın emirlerini uygulayın ki ondan sonra başka insanlara yap ya da yap yapma diye uyarın. La yezurukum, size zarar veremez dalle, sapan kimse. Ne zaman? İzehtedeytüm. Kendisiz hidayet olduğumuzda sapan bir kimse size zarar veremez. Yani ila Allahi mercukum, dönüşünüz Allah'adır. Cemiyan, toptan hepiniz, işte onlar da kim olursa olsun Allah'ın huzuruna varacaktır. Fe yunebbikum, o da size haber verecek. Bima kuntum ta'melun, yaptığınız şeyleri o da size efendim haber verecektir demiş. Burada işte Hazreti Ebubekir ile ilgili bir bilgi var. Hazreti Ebubekir diyor şöyle demişti diyor. Ey insanlar, siz bu ayeti yanlış okuyup duruyorsunuz. Yani yanlış anlıyorsunuz demiş bu ayetten için. Oysa biz Resulullah'a şöyle buyurduğunu işittik. İnsanlar zalim görüp de onun zulmüne engel olmazlarsa Allah'ın cezayı genelleştirmesinden korkulur demiş. Yani şimdi siz kendinizi efendim sadece kendinizi bu işten kurtarmaya çalışırsanız emir-i bin maruf nehyanı kendini yapmazsanız o zaman Allah Teala da azabı hep beraber verir. Azap geldiği zaman münafık ayırmaz. Demiş mesela diyelim İstanbul nedir, Düzce'de deprem oldu. Tabi bunların içinde insanlar da vardı. Onlar beraber gitti. İşte Allah Teala onları tabi amellerinden şey yapacak. İnsanları da cehenneme atacak değil. Evet. Ya eyyühellezine amin. Ey iman edenler, şehadetü beynikum, aranızdaki şahitlik. Ne zaman? İza ahadekum el mevtü. Size ölüm geldiği zaman. İza ahadekum. İza hazara ahadekum el mevtü. Sizden birine ölüm geldiği zaman, ölümün belirtileri belli olduğu zaman aranızdaki efendim anlaşma şahitlik. Hine vasiyeti. Vasiyet anında. İsnani iki kişi zevva adlin minkum. Sizden iki adil kimsenin şahit tutun. Şimdi burada bir tane Müslüman, iki tane gayrimüslim bir yolculuğa çıkar ticaret için. Yolculuğa çıkınca orada işte Müslüman yolda hastalanıyor. Ölüyor yani. Ölürken işte diyor ki benim şu mallarımı işte çocuklarıma verin. Ondan sonra fakat onun içinde böyle değerli bir işte altına işlemeli bir cam bir kap varmış yani. Kap ya da sürahi şeklinde. Ama ayrıca malların listesini de eşyaların içine yazmış koymuş adam. O değerli. Hepsini listeye yazmış koymuş. Şimdi onlar demişler ki nasıl olsa bu adam öldü. Şu cam şeyi satak, öbürlerini de götürerek çocuklarına verip demişler. Şimdi bunun üzerine çocuklar da listeyi açıp daha diyorlar ki cam da var. Bu nerede? Yok. Biz görmedik diyorlar. Sonra da işte Mekke o zaman küçük ya. Ama bunları satmayacak. Sadam adam da şurada satıyor. Alan adam. Onu buluyorlar. Kimden aldın? Falancadan aldım. Bu olay ortaya çıkmış. İşte bu ayet bunun üzerine inmiş yani. Evet. Diyor ki efendim adaletli iki kişi. Ama yoldasın bulamadın. O zaman bak evet aharani diğer min gayrık sizden yani sizin dininizden gayrık. Onlar Müslüman değiller öbür ikisi. Efendim. Onlardan şahit tutun. İn entüm iseniz daraptın fil arz. Yeryüzüne çıkmışsınız. Yani sefere çıkmışsınız. Fe asabet kümül musibetül mevtü. Başınızda ölüm musibeti gelmiş. O zaman ne yapacaksın? Müslüman bulamadığın için onları da diyor şahit tutun. Evet. Tahbisûnehüme, onları tutarsınız. Min ba'di salatı, namazdan sonra. Burada bir namaz değil, ikindi namazından sonra diye tefsirde geçiyor.
Yani o günkü olaya göre ilki namazdır demek ki. Öyle denk gelmiş, evet. Feyuksimani billah, Allah'a yemin ederler o iki şahit. Ne diye? İnirteptüm, eğer şüphelenirseniz, onların şahitliğine şüphelenirseniz, la neşteri bihi semenen, hiçbir ücret almayacak bu şahitliğimiz için diye Allah adına yemin ederler diyor o iki şahit. Velev kâne olursa zâgurba, yani yakın akrabamız da olsa hiçbir ücret almadan biz Allah rızası için bu şahitliği yapacağımıza dair yemin ederler. Yettirirsiniz o iki şahide diyor. Ve la nektumu, gizlemeyeceğiz şehadeti Allah'ı, Allah'ın şahitliğini gizlemeyeceğiz diye yemin ederler. İnna, eğer biz izen otakta şahit gizleyeceksek veyahut ondan bir şey saklayacaksak lemnez asim, elbette günahlardan olacağız diye böyle yemin ederler diyor. Evet, devam ediyor ayet şimdi. Fe'in usire, eğer anlaşılırsa ala ennehüme, onların olduğu istihakkan ismen, günaha istihak. Yani adamlar bunun önceden de böyle şeyleri yapmışlar. Fakat yeminlerini bozan kimseler oldukları belli olursa bu kimselerin, o zaman fe'aharani yegumani, onların yerine iki, başka iki kişi geçer. Şahitlik, şahitler değişiyor şimdi. Mekamuhum, yerlerine minellezine, o kimseler ki istihak aleyhim, onlara layık olan. Yani bu da adamın iki çocuğu. İki çocuğu şahit olmuşlar. Yani listeden dolayı şahit olmuşlar. Evle yani daha layık olan. Yani şahitliğe layık olan daha iki kişi onun yerini geçerler. Ona ne yaparlar? Şahitlik yaparlar. Evet. Onlar da yemin eder. Fe yok zamanı yemin eder. Billahi Allah. Le şehadetün, elbette bizim şahitliğimiz. E hakku, daha layıktır. Min şehadime, ve da daha doğrudur. Onların şahitliğinden daha doğrudur diye onlar da yemin ederler o ki şahit. Ve ma tedeyna, biz hatta aşmadık ya da işte yalan söylemiyorduk diye böyle karşılıklı yeminleşirler diyor. Evet. İnna izen, izen yine bunlar da derler yani adamın çocuklar bunlar olmakla beraber, izen lemine zalim, eğer böyle yapmışsak biz de zalimlerden oluruz diye Allah'a yemin ederler diyor. Evet. Zalike, bu işte böyle karşılıklı yeminleşme, edna, daha uygundur. En yetube şehadet yerine getirmeye en uygulanan budur. Yani iki karşılıklı şahitleşmek ala veciha, gereği gibi, ev yahut da yekafu, korkmanız için. Efendim neden? En turaddül eyman, yeminlerinizin reddedilmesinden korkmanız. Bade eymanım, yeminlerden sonra yeminlerinizin korkmaması en uygun olan da budur. Yani şahitlerin karşılıklı birbirlerine şahitlik etmesidir. Vettegullah, Allah'tan sakının. Vesmehu, ve Allah'ın emirlerini dinleyin. Vallahu Allah la yehdi, hidayet erdirmez. El kavmil fasık, fasıklar kavmini doğru yola erdirmez diyelim. Evet. Sadakallahul azim.